İşte safran. Krotetin adı verilen tansiyon düşürücü özellikle bir bileşik içerir. Bazı uzmanlar İspanya'da kalp hastalıklarının düşük oranda olmasını, bu ülkedeki safran tüketimin çokluğuna. Kalp krizine karşı safran. Duy bunu Engin abi. Erkekler için zindelik sınırları. Duy bunu toprak. Yani şimdi mesela ne yapacaksın? Sebebi bu. Bu. Başka türlü olmaz. Ve abi bak şimdi... Biz merak ediyoruz safranın nasıl bir şey olduğunu. Sorduk soruşturduk değil mi? Babanın evet, burada olduğunu öğrendik. Bir bayramda hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim abim, siz nasılsınız? Sağ olasın, teşekkürler. Hoş bulduk, hoş bulduk. Abi merhaba, mutlu bayramlar. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsın abi? Teşekkür ederiz efendim, hoş geldiniz. Abi dediler ki burada safranı yapan Safranbolu'da geride bir kişi kaldı, o da sensin. Şanslısınız. Taze taze görmek. Bu mudur? Size safran budur efendim. Az arkadaşlar buyurun. 12 gün önce geldi tarladın efendim. Şunun da güzelliğine bakar mısın abi? Zafiran da eski adı değil mi eski abi? Eski adı Zafiran. Aa şeyde var. Mübarek bir çiçektir. Mardin'de Harbi. Dairus Zafiran evet, orada değil mi? Orada yetiştirilmiş evet. Kapısı demek galiba. Bir zamanlar İngiltere'ye Safranbolu 7 ton safran ihraç etmiş Osmanlı zamanında. Şimdi bir saniye abi. 7 Mars ton safranı. Safranbolu yani, ihraç etmiş. Şimdi 1 kilo safran. Ne kadar şundan çıkar abi? 150-200 tane çiçekten 1 gram çıkıyor. Arkadaşlar 15 bin taneden 1 kilo çıkıyor. Birinci sene 600 gram, ikinci sene 1 kilo, üçüncü sene 1-200 gram, dördüncü sene yine 600-700 gram olmak şartından yani yıllık 700-800 gram bir üreticiye bundan mahsul gelir. Arkadaşlar dikkatinizi çekerim. Bak rakamı bir kere daha söylüyorum. Bir kere daha soruyorum. Bir kere bal daha söylüyorum. Efendim, afrodizyak oluyor. Bal koyarsan afrodizyak oluyor. Şimdi bunlar safranımızın tohumları efendim. Soğanları. Soğanı budur. Evet. Bu büyüyor, gelişiyor ve çiçeği oluşuyor arka taraftaki olan. Şimdi ondan sonrasında da arkadaşlar mesela safran bardağı derler. Biliyor musun safran bardağını? Mesela safran şekeri, safran kaşığı. Abi bu niye duruyor bizim yanımızda? Size içmek için ikram edeceğiz. Aa, efendim. Çok teşekkür ederiz abi. Bu da safranbolumuzun kuru, bu yaşı bu kurusu efendim. Bu renk da değiştirmiş abi. Tabii kuruyunca biraz koyulaşıyor rengi, öyle mi? Buradan bir iki tane koyuyoruz. Bir iki tane koyuyoruz ve yeterli kaçtı. Oluyor. Fazla bunu, kaçtı. İçtikten sonra tekrar bir daha içebiliyorsunuz, tekrar bir daha üç defa içebiliyorsunuz efendim. Vay 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 vay. Yani bu kadar rayihası, evet, kokusu, osubusu bu kadar yüksek bir şey değil mi? Evet, evet. Çok değerli. Aynen, çok yüksek bir şey. Şimdi abi bunu bir 40 ton dedin Osmanlı'da. Bu inanılmaz 7 bir... 7 ton. Özür dilerim. İnanılmaz bir rakam. 1 kilo ne kadardı? Yani, baksana arkadaşlar bu hani kolay bir şey değil çok hakikaten. Çok zor bir şey yani zahmetli bir şey. Yapılması. Onun için zaten gençler buna uğraşmamışlar. İstanbul'a fırıncılığa gitmişler. Genelde İstanbul'un fırıncıları, pastacının çoğu Safranbolu'dur. O amaçlı. Ha. Emeği çok. Evet. Hakikaten de çok güç bir şey. Yani çok pahalı bir şey değil. Önceden altın değerindeymiş. Şu anda bunun gramı 15-20 lira. İyisinin efendim. Hmm. Onun için çok 15-20 lira bir gram ama gram dediğin de hakikaten çok uzun öykülerden sonrasında falan. Nasıl oluyor? Bu bir gram. Bu bir gram. Şuna bakar mısın? 100 bardak çay çıkıyor. Bir gram ama vatandaşımız bunu çok az görüyor. Az görmeyeceksin. Abi az önce gösterdi. Şöyle bir şey yaptı. Yani kalple ilgili bir şeyin varsa, sıkıntın varsa orayla burayla ilgili o zaman bak buraya yani devam ediyorsun. İlacı, kanserin ilacı. İşte efendim biz onu hep izah ediyoruz vatandaşa. Peki abi bundan başka ne yapılabiliyor? Şu anda efendim bunun bir eskiden gelen özel bir yemeği zerde tatlımız var. İlaç sanayinde kullanılıyor. Şu anda yeni ürün olaraktan sabun çeşidine başladık. Lokum zaten 3-5 yıldan bu tarafa yapılıyordu. Lokumlar var özel. Safranlı sabunlarımız yapılıyor. Bir de ilaç sanayinde kullanılıyor. Evet ki ilaç çok değerli. Ben ona takıldım kaldım. Balla afrodizyak oluyor. Tadı aslında şey gibi. Ada çayı falan gibi bir tadı var. Ne gibi? Hmm. Ve şey, sert bir tadı var aslında. Tabii. Keskin bir tadı var daha doğrusu. Çok doğru. Mesela burada 20-30 gram, 100 gram safran tartarken benim kafam ağrıyor. Kokudan ötürü değil mi abi? Yoğun bir kokusu var, evet. Evet, geleneksel geçmişte kalmış zannedilen ama oysa ki bir yandan da geçmişte kalmamış olan kültürümüzün güzel ürünlerinden bir tanesi safrandı. Bu Safranbolu'daydı ve biz şu anda Safranbolu'dayız.